Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Apple Watch'un en yakın ürününü paylaşacağım sizlere. Bu yan tuş aktif olan modeli yakından göstereyim, kutu içeriğini sizlere. Gördüğünüz gibi en yakın modeli bu arkadaşlar. Şöyle yanında bir yazısı var, kutusu bu şekilde. İşte burada bir bilgiler falan yazıyor. Üstünde de böyle hafiften kabartmalı desem mi, demesem mi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi tam karşımıza bu şekilde geliyor böyle. Üstünde bir saat resmi var. Kutu açılımını yapacağım sizlere. Yapmadan önce şöyle bir bilgilendirme paylaşayım. 219 TL'ydi sanırım ben aldığımda. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Şu anda da muhtemelen fiyatlandırması o şekildedir. Birçok model var. Ben bunu alırken böyle tereddütte kaldım. Bayağı yorumlarını falan okudum. Kimisi memnun kalmış, kimisi şarj süresinden muzdarip. Hepsinin bilgisini vereceğim. Modelimiz V26 artı yazıyor arkadaşlar. O da şöyle anlatayım. Şuradaki yana çevirme butonu aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi kutumuzu açtığımızda bu normal hasır kordon olarak geçiyor arkadaşlar. Ürün zaten bu şekilde kutulanma yapıyor. Şimdi ürünün size içeriğini göstermeyeceğim. Önce bir kutu açılımına bakalım. Ben bu hasır kordonu ekstradan aldım ama siz alacağınız zaman Trendyol'daki o satış linkinden de alabiliyorsunuz. Şöyle bir kordona sahip. Cırt cırtlı. Yani güzel. Bayağı her kola uyumlu. Bayana da erkeğe de güzel gidebilecek bir kordon arkadaşlar. Normali ama şöyle söyleyeyim sizlere, siyah veya beyaz kordonla geliyor. Kutumuzun şöyle bir içerisinde plastik var. Bu dandik, yani çok böyle kaliteli bir şey değil. Hani normal böyle bükülen bir plastikten yapmışlar. İçinde bir adet şarj kablosu bulunuyor. Şarj girişi şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle iki tane noktası var. Onu da birazdan size göstereceğim. Onun sonrasında bir de kullanma kılavuzu çıkıyor. Tabii bunları kim inceler? Kimse, hiç kimse incelemez. Ben öyle kutu içeriği kalsın diye gösteriyorum. Saatin içeriğini falan gösteriyor. Bu kameraya da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bayağı uzun. Sanarsın böyle şey, hani bankadan kredi çektiğinde şuraya imzalayın, burayı imzalayın, bir de şuraya imzalayın. Hani böyle 500 tane şey gösterirler ya. Bayağı böyle küçük de dursa açtığınızda dünyaya sığdıran bir kullanma kılavuzu var. Şimdi bunu da bir kenara atalım. Kutu içeriğimiz bu şekilde zaten, görüyorsunuz hepsini. Yani bir şarj kablosu, bir kullanma kılavuzu, bir de böyle kutusu çıkıyor. Tabii ben kutu saklama hastalığı var bende. Saatimizi yakından inceleyelim. Koluma takmayacağım önce. Sonrasında kolda nasıl durduğunu göstereceğim. Gene bu kameraya geçeceğim. Bakalım bu kamerada yakın çekimde güzel bir şekilde görebilecek misiniz? Ben şu anda parlaklığını 3. seviyede tutuyorum. 6'ya kadar yükseliyor ama 6 çok uzun olduğu, yani çok parlak olduğu için ben istemiyorum. Şimdi şöyle saatimize buradan dokunup bastığımızda ekran kapanıyor. İsterseniz açılıyor. Böyle yana doğru çevirdiğimizde bu yandaki şeyi, bakın gördüğünüz gibi menülerimizi bu şekilde geçebiliyoruz. Saat hızlı. Ben memnun kaldım saatten. Yani en çok kullandığım bu ve bu şey oluyor. Saate başka bir tema yükleyemiyorsunuz. Nedenini şöyle söyleyeyim. Kullanılan uygulamalarda, bu V26 Plus'ta hani bir uygulama atıp da içine böyle normal resim attığınızda çalışan uygulamalar var. Onlardan değil. O yüzden tek muzdarip olduğum konu bu. Diğer modellerde mesela, birçok modelde var ama birçok modelin de şarjı çok az gidiyor veyahut da işte içeriği çok böyle hızlı değil. Ben bununla mesela spor yapıyordum. Koşuya falan çıktığımda adım sayarı hem telefonumdan açtığımda hem bundan açtığımda şöyle söyleyeyim size, 150-200 adım kadar ya fazla atmış olarak sayıyor ya da az atmış olarak sayıyor. Adım sayarına güvendim o konuda. Menüler bu şekilde. Yani saatin bir 7 tane mi 8 tane mi menüsü var. Ve şunu da söylemem gerekirse, şuradaki müzik butonuna mesela tıkladığınızda telefonu bağlayın diyor. Hepsi çalışıyor. Bakın mesela şurada arama kısmı var. Tıkladığınızda telefon numarası yazabileceğiniz yer çıkıyor işte. Buralarda zaten saatin kronometresi vesaire hepsi gözüküyor. Dilim de dönmedi ama neyse. Şimdi ürünü şöyle yukarıdan aşağı çektiğimizde şarj göstergesi, indireceğiniz uygulama ve burada menü tipi gösteriyor. Ayrıca ben bunun tabi dışarıda kullandığım için hali hazırda birazcık hemen kapanması için saniyesini kısmıştım. İşte şurada bir kronometre var. Onun sonrasında şu bölümde işte bir cihazın hakkında var ve burada da Bluetooth'a bağlamak için tıkladığınızda Bluetooth işte seçenekleri çıkıyor, açık veya kapalı. Neyse, birazdan telefona bağlayacağız zaten. Şimdi ürünü koluma takıyorum arkadaşlar. Bir de kolumda şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Hem de o şekilde, o açıdan zaten sizlere bir gösterim sağlayacağım. Kolay bir, bu hasır kordonları seviyorum. Kolay bir şey var. Bir de böyle çok kolu terletmiyor. O açıdan güzel. Kolumuzda bu şekilde duruyor.
Şimdi ben bunların detay çekimlerini sizlere zaten veriyor olacağım şu anda. Tamamını böyle biri biri anlatmaya çalışıyorum ki kullanıyorum. Siz de alacaksanız yanlış bir bilgi vermemek adına her şeyi detaylıca size göstereceğim. Saatimizi bir telefonumuza bağlayalım bakalım neler geliyor neler gelmiyor. Ben uygulamayı kullanmıyorum. Uygulamasını çok beğenmiyorum arkadaşlar saatin. Çünkü çok fazla bir uygulama içeriğinde bir şey yok ama saatin içeriği güzel. Saatin geçiş seslerini de size dinleteyim şöyle. Böyle sesleri var. Böyle dıt 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 diye geçiyor. Neyse benim kullandığım zaten saatin menüsüne getireyim. Ben en çok bunu seviyorum. Dışarıda güzel duruyor böyle çarpı olduğu için. Şimdi telefonumuza bağlamaya geçiyoruz. Bluetooth'umuzu açtığımızda benimki direkt otomatikman bağlı olduğu için bağlanacak. Gördüğünüz gibi aramalar için bağlı diyor. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Netlerse kamera zaten aramalar ve sesler için bağlı. Ben şimdi YouTube'dan bir müzik açtığımda bakın saatten geliyor ama bunun için bir telifsiz müzik açmam gerekiyor. Hemen telifsiz müziğimizi açıyoruz. Evet, şöyle telifsiz yabancı diyor. Bunlar acaba telifsiz mi? Neyse telifsiz duygusal fon müziği diyor. Bakın şimdi sesi en sonda. Saatin sesini ben size kulaklığıma takıp mikrofona yaklaştırıp dinleteceğim arkadaşlar. Şu an bu şekilde. Hatta ileri saralım. Bu gördüğünüz gibi telifsiz bir tane müzik. Şimdi şöyle de bir durum var. Saatimizi burada açtığımızda menüsüne bir girelim. Burada zaten ben bu menüyü kullanıyorum. Diğeri birazcık yavaş. Hatta onu da bir göstereyim size olmazsa. Şimdi şöyle yaptık. Aşağı indirdik. Buradan tıkladığımızda 9 uygulama veya Smart diyor. Smart zaten bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunda çok kasma yok. Şimdi internette diyorlar ya çok kasıyor bilmem ne. Aga neresi kasıyor Allah'ını seversen. Kamerada size çok kasıyor olarak gelebilir ama hiçbir şekilde kasmıyor. Bak tak tak giriyor yani bakın. Bastım girdi. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Ama dediğim gibi ben diğer menü daha kolayıma geldiği için ben bu menüyü kullanmayı tercih ediyorum 9'da uygulamayı. Şimdi size müzik bölümünü açayım. Bakın şurada demiştim ki size müzik şeyi çalışıyor bak. Şimdi burada gördüğünüz gibi uygulama var. Diğerini açacağım hemen. Orada zaten müzik gözüküyor. Bak müziğe bastım. Başlattım. Başlattıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki kendi müziğim çalıyor arkadaşlar. Bak şimdi durduruyorum. Bak durdu. Başlatıyorum. Gecikme 0. Harbiden 0. İleri basalım bakalım ne olacak. Başka bir müziğe geçti. Geri saralım. Buradan sesini açabiliyoruz. Son seste zaten. Gördüğünüz gibi şöyle dinletiyorum tekrar. Şimdi müzik performansımızı geçelim. Bakalım başka neler var uygulamamızda. Öncelikle ben dediğim gibi koşu yaptığımda direkt koşuyu şuradan açıyorduk. Ya bazen unutabiliyor insan. Burada walking diyordum. Go'ya bastığımda hem telefonumla eşdeğer olarak dediğim gibi adım sayarı açmıştım. Hem de burada yani 100-150 adım ya fazla ya eksik sayıyor arkadaşlar. Bakın şöyle salladığımda falan hani adım atmıyor. Şimdi netleteceğim bak sallayayım birazcık. Bak kapandı sallıyorum. Hani sanki böyle kolumla koşuyormuş gibi. Bakalım. Pardon devam diyelim. Bakın hiç saydı mı? Saymadı. Çünkü saymaz arkadaşlar. Hani adım sayarı gerçekten güzel. Şimdi başka bir özelliği var mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Mesajları okuyabiliyoruz. Onun sonrasında burada işte uykunuzu ölçecek vesaire. Ben en son işte 9 saat 59 dakika uyumuşum. Bayağı uykuya aşık bir insanım arkadaşlar bu arada. Onun sonrasında burada cep telefonunu uygulamayı kullanırsanız fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ben onu kullanmıyorum. Ya benim bunda tek dezavantajım fiyatı çok iyi ve kolda çok güzel duruyor. Hatta ben niye böyle takıyorum ki? Koluma takayım orada görün arkadaşlar. Müzik zaten buradan açabiliyorsunuz müziğin menüsünü. Bakın hatta burada zaten telifsiz duygusal fon müziği yazıyor. Neyse onun sonrasında burada bir ateş ölçer var. Çok bu güvenilir değil. Yani kalp gibi bir şey aslında. Ateş ölçer mi bilmiyorum tam. Bunlar çok zaten arkadaşlar hani 200 lira verip bunları kullanacağım diyorsanız zaten bunları boş verin. Burada işte otomatik eşitleme var. Onun sonrasında diller Türkçe arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben hani bunun kurulumunu yapmadım size. Ya gerek yok. Bak şimdi şöyle bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi saat geldi. Bak kapatıyorum. Çevirdiğinizde saat geliyor. Bak menüsünü değiştirelim. Bizim asıl menümüzü açalım. Evet bak şimdi saat böyle duruyor kapalı bir şekilde. Salladım ve saat 1 saniye gibi bunda bir gecikme var. Yani belki de yarım saniyedir. Bakın açtım.
Tekrardan geldi. Yarım saniyecik bir gecikme var arkadaşlar. Ya saati severek kullanırsınız. Ben size açıklama kısmına bırakıyorum. Ben memnun kaldım. Siz de memnun kalırsınız. Son kez şöyle buradan bir daha sesini dinleteyim size. Konuşma sesi çok kötü. Hani onu söyleyeyim arkadaşlar. Konuşma sesini yani bu saati alıp da aga ben telefonla konuşacağım diyorsanız zaten konuşmanın pek bir anlamı yok arkadaşlar. Tüm birçok özelliğini anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar sizlere. Eksik olan yanlarım tabii ki de olacaktır. 2 sene üstüne ilk defa YouTube'a videolar çekmeye başladım. Ama saati yani severek kullanıyorum. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Her zaman mesela bir yere gittiğimde veyahut da bir arkadaşımla buluştuğumda aga bu saat nasılmış? Hiç böyle çakma olduğunu anlamazlar. Zaten teknolojiyi sevdiğim bildikleri için sürekli alıyorum bir şeyler. Bundan dolayı yani hepsi de inanıyor. Yani bu saati taktığınızda çakma olduğunu anlayabilecek bir insan yok. Sadece menüsüne girip menüsünü kurcalaması lazım. Çünkü bütün her özelliği aynı. Kordonundan tutun işte ağırlığına kadar vesaire alttaki sensörleri de şöyle göstereyim ben size sensörlerini. Bunu yakın çekim yapmayı unuttum. Şu gözüküyorsa bilmiyorum arkadaşlar. Böyle görebilirsiniz. Sensörü ne kadar hepsi aynı. Yani severek kullanırsınız. Hatta eşinize alacaksınız. Ve bir doğum günü sürprizi olabilir, bir doğum günü hediyesi veyahut da sevgililer günü geçti gerçi ama hani almak isterseniz alabilirsiniz ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ekran tam arkadaşlar. Yani yarım bir ekranı yok. Tam ekrana sahip. T500'lerle karıştırmayın. Bu arada T500'ün son versiyonu da aldım o saati. O saati de inceleyeceğim sizler için. Bu saati severek kullanabilirsiniz. Onun sonrasında böyle ilerleyen günlerde şu arkamdaki ışıkların videoları gelecek. Bir sürü böyle sıraladığım şu anda ürünlerin hepsinin zaman zaman yani zamanla haftada bir veya iki video bilmiyorum. Şimdilik haftada bir video atabilirim muhtemelen. Ama birçok ürünün inceleme videoları gelecek. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için görüşmek üzere.